Mumya gibi bekliyor. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz şeye gideceğiz, şu hani o Taksim'in başında var ya, böyle Burger King falan var, o tarafta. Dönüş almam lazım. Buradan da yollar, buradan da yollar. İki tane farklı yollar. Siz normalde karşı taraftan gitmeniz lazımdı. Biz şey tarafına gideceğiz, hani bu taraf rahat olur. Ama yol çok şey uzattı, dönün hemen. Ya buradan dönüş yok, burası tek yön. Siz neden 20 dakika istediniz? 10 dakika. Hanımefendi, siz ben gittiğim istikametten bindiniz. Eğer diğer tarafa gidiyorken binmiş olsaydınız, evet, ben sizi rahat götürürdüm. O yüzden dönmem lazım diye. Evet, anladım. Siz sıra sahiller tarafına gideceksiniz herhalde. Biz şeye gideceğiz, hani bir tane var ya İstiklal'e gidiyor, diğeri yanından gidiyor. Şey, restoran araba sen, kepe kaşan mısın? Indian restaurant. Bir bakalım mı? Tamam. Siz neresiniz? Biz aslen İran ama karışık var benim eşim. Ama Kürtçe konuşuyorsun. Farsça konuşuyoruz. Are are dediniz siz. Evet, Farsça oluyor. Are Kürtçe'de de evet demek aynen, değil mi? Aynen, Farsça'da da evet demek anlamına geliyor. Kürtçe'de de aynen. Çok benziyor, ben çok benzerlik gördüm. Bilmiyorum ben Kürtçe ama duyduklarım arasında çok benzerlik duydum. Mesela sizde Novatajiye var mı? Ne? Novatajiye var mı sizde? Yok, onu bilmiyorum. Kırmançı zanı ne demek? Ne demek? Kırmançı zanı, biliyor musun? Yok, onu da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum zaten. Ustam, yol açık mı? Eyvallah. Lan oğlum nerede sağ çıkan? Devam et. Adam hani sana motora göre şey dedi. Yol var dedi. Normalde bizim buradan gitmemiz lazım. Nasıl yapacağız şimdi? Bak hem iyisin. Bak selamünaleyküm. Ustam yol yok herhalde buradan değil mi? Ne diyeceksiniz abi? Taksim'e gideceğim ya. Sağ yaptığım yukarı çıkacağım abi. Oradan nereye gidecek abi? Oradan aşağıdan gideceğim abi. Dikil taştan aşağı mı inecek? Ha, tekrar aşağı. Ha. Öyle yol çok uzuyor ya. Gerçekten çok şanslısınız. sağ dediler beyefendi. Oradan çok uzayacak ama. Yok. İyi, tamam. Yakınlığınız ne? Hepimiz abla, büyük abla, ortanca abla, küçük kardeş. En büyük abla mı? Evet. Çok güzel bir kadın. Maşallah. Yeşilif hoş geldin. Çürüş adamları. Siz Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Biz burada büyüdük. Ben burada büyüdüm. Ondan ha, sonra ablam da, ortanca ablam da bizimle burada geldi. Anne, ortanca ablanız benim arkamdaki mi? Evet. Ha. O da biliyor Türkçe bayağı. Evet, o da bayağıdır burada yaşıyor. Ha. Şey, diğer hanımefendi? Beyefendi, eşim. Şey, göremiyorum ben. Sizin eşiniz mi? Evet. Ha, saçları uzun herhalde. Evet, ben, evet, saçları uzun. Ben buradan göremiyorum çok, o yüzden bilemedim. Evet, yok, önemli. O biliyor mu Türkçe? Yok. Mevzuyu anlamasın. Brezilyalı mı? Evet, orada Amazon'daki yerli kabilelerden. Aa. Evet, Kızılderili. Nasıl tanıştınız? Uzun. Hiç tarzınız var. Teşekkürler. Ben YouTube'da içerik üretiyorum sosyal medyada. Aa, gerçekten mi? He's creating contents in YouTube and social media. Elif has YouTube, social media. To put on the social media to see. Ben videolarımızı koyayım, ister misiniz görmeniz? Nasıl, anlamadım. YouTube'da bizim videolarımız var. Öyle mi? Hı-hı. Ne kadar takipçiniz var? Çok yok. Biz öyle şey koyuyoruz. Biz Brezilya o kabilenin yerli müziklerini yapıyoruz. Öylesine koyduk. Çok büyük yok ama açacağız şimdi bir tane. Güzel. Tarzınız güzel ya. Farklı tarzınız var. Mesela tanışma serüveninizi anlatma imkanınız olur mu? Merak ettim. Biz ikimizin tanışma mı? Evet. Benim ablam 7 yıl boyunca benim eşimin dayısıyla evliydi ve kabilede yaşıyordu orada. Ama bizim yaşlarımız küçük olduğu için, o zaman 15 yaşındaydık biz. Abla hangi abla? Abla, büyük abla. Evet. Ondan sonra biz tabii o ormanda yaşıyordu ve hiçbir zaman ormanda kabileden çıkmamıştı. Ben de burada okuyordum. O yüzden olmadı. Ondan sonra işte biz 18 yaşımızda olunca, hani ailemizden artık ayrı seyahat edebilecek yaşta olunca, benim ablam eşimi de bu sefer ormandan kendisiyle getirdi seyahate çıkmak için. Sonra biz bayağı 2 yıl seyahat ettik. Bir dakika, senin yaş 18'i geçince sen kabileye gidebildin. O kabileden çıkabildi, geldi. Hani önceden okul olduğu için ailesi izin vermiyordu çıkmasına. Kimin? Eşimin kabileden çıkmasına. Ha. 18 yaş olmayınca izin vermiyorlar mı? Yok, çıkıyor
istiyordu ama genelde hani mesela onun ailesi ilk başta okulunu bitirmelerini istiyordu hani seyahate çıkmadan önce. Nerede? Brezilya kabilesi mi? Brezilya'da. Brezilya'nın kuzeyinde Acre diye bir şehir var. Ha? Ondan sonra o şehirde Amazon başlıyor. Oradan işte yine bir 10 saat arabayla daha küçük bir kasaba gibi bir yere gidiyorsunuz. Oradan da 10 saat işte 2 saate yakın en kısa bot hani bu kayıklardan alıyorsunuz Amazon nehrinde. Ve işte farklı kabilelere gidiyorsunuz. Peki abla nasıl gitti oraya? Abla belgesel falan mı çekiyor? Bu kazan şaman. Çünkü benim ablam bir şaman. So I wanted to meet another shaman. O yüzden farklı bir şamanla tanışmak istiyordum. And then nature presented me someone from that tribe. Ve doğa da aynı şekilde ona o kabileden olan birisinin karşısına çıkardı. So then I went. Ondan sonra o da oraya gitti kültürlerini tanımak için ve eşiyle evlenmek için. Eşinden ayrıldı mı sonra? Evet. Peki aile sorun yarattı mı? Aile kimin için? Benim mi, abla için? Senin. Benim için tabii ilk başta vardı. Çünkü ilk başta hani bu kültür özellikle şamanlarla alakalı işte bu bazı şeyleri öğrenmek falan biraz farklıydı. Çünkü biraz beni farklı hani birisi gibi yapıyordu. Hani işte ailede olan şeyden ya da işte okula gidersin, üniversiteye gidersin, o çalışırsın. O normal hani herkesin gittiği hayattan benim için farklıydı ve ilk başta tabii ki aileler çok hani bizleri sevdikleri için ister istemez korkuyorlar. O şekilde biraz vardı ama ondan sonra onlar da anladılar ki her şey benim için daha iyi olduğunu ve fark etti. Aynen o şekilde değiştirdiler kararlarını. Abla için sorun oldu mu? Saying like it was any problem from your family about your decisions and everything you felt. My family, they know me very well. Yok diyor, benim ailem beni çok iyi tanıyorlar. O yüzden her zaman benim arkamdalar. Aile Müslüman mı? Anne baba. Yok aslında şöyle Müslüman evet ama hani çok aşırı bir şekilde hani işte olan mezhepli, dini falan değil. Çünkü İran'da genelde tabii ki herkes bir yaradana inanıyor ama bizim ailemiz daha açık görüşlü bir aile yapısı olduğu için hani çok işte kapalı ya da çok dinci öyle bir yok. O şekilde değiller. Is he asking if we're Muslims? No, he's asking if our family is like strict Muslims. So I wanted to explain something to him. Diye ben de bir şey açıklayacağım. Say through my studies with other religions and practices. Benim işte bütün bildiğim ve çalıştığım dinler içerisinde I understood there is one God. Ben sadece bir yaradanın olduğunu öğrendim. The creator of the universe. Bir tane evreni yaradan bir yaradan var sadece. There is one religion. Bir din var sadece. Unconditional love. O da koşulsuz sevgi. And there is one race. Ve sadece bir humanity. İnsanlık var sadece. So bir ırk var, o da insanlık ırkı. Evet, o yüzden o benim de öğrendiğim şey. Ablan Türkiye'de bir sanatçı var, ona benziyor. Kim? Fatma Gerik, biliyor musun? Duydum ama şu an bilmiyorum. He's saying that you're looking like a famous Turkish singer someone. Fatma Gerik. Var abi. İyikes hoş geldin. Burada. Evet. Ablanın hayatında sanıyorum çok gezdi. Herhalde. Yani Brezilya'da çok ilginç gördüğü bir şey var mı? Yani işte bunu da gördüm, vay be olan. Sadece Brezilya'da mı, genelde geziyor? Genelde olabilir. Yani yaşadığım en ilginç olay. Diyor genelde her gittiğim yerde, nerede doğada otursam, doğa olan bir yerde bana göre her yer aynı geliyor. Çünkü doğa da aynı her yer. Ama diyor mesela ben şehirdeyken mesela insanların çok uzak olduğunu, çok bağlantıların kopmuş olduğunu görüyorum. O doğada veya ziyaret ettiğim bütün yerli kabilelerde bu birlik hissinin insanlarda ve doğada olduğunu görüyorum. Yani Brezilya gibi bir yerde kabile içerisinde yaşamak onu sanıyorum mutlu ediyor. Çünkü sistemin içinde değilsiniz ki nasıl olmanız gerektiğini ya da kim olmanız gerektiğini size dayatmaya çalışan bir sistemde değilsiniz. It's complete expression of how you want to see the beauty of the universe. Görüyorum ki her yer kocaman, büyük falan. Bir şey söyleyeceğim. Aslında ben ondan bahsetmemiştim. Tuhafına giden en ilginç şey yani illa yani inanç olarak değil ya da bir başka bir şey de olabilir. Mesela Brezilya'da var mı bilmiyorum ama bazı ülkelerde buralarına halkalar takıyorlar. Aha. Gibi yani. Şey, yaşadığı en ilginç olay. This is
like what the question that he was asking is like generally something that you really find like exciting, really different. For instance, there are some tribes that they put like earrings in their mouth, like something that you felt. What it is? So I like the tribe I live with is the Huniquin tribe. Benim yaşadığım kabile Huniquin kabilesi. They're very very nice people, very connected. Çok iyi insanlarlar ve iyi bağlantılar. I found that their children are like the 6 month old child here is yellow and is tiny, and the 6 month old child over there is huge. Diyor benim için ilginç olan bir şey mesela şehirde gördüğümüz bir 6 aylık çocuk hani zayıf işte böyle çok sarı falan gibi oluyor ama ormanda orada çocuklar doğduğunda 6 aylık falanken bayağı büyükler ve işte bayağı şişkinler hani. Ha, iriler. Yani iriler. Çünkü daha doğallar. Evet. Mesela bu benim my children. It's now 6 month. Okay. 6 kilogram. Oh, very small. Very small. Short 6 kilos. My monster photo de Jose. Gerçek, really? Aa. Ayakkabı hiç kullanmıyorlar. Ha, yürümeye mi başlamış? 6 aylıkken yürümeye mi başlamış? Eğer doğada dışarıdalarsa şeyleri yok hani ayakkabıları yok. Bu da bir sürü çocuk size göstereyim. Bu kardeşi, bu küçük de kardeşi, bu ikisi eşimin kardeşleri. Şey mesela şu kaç aylık şu bu, kız? Bu bir buçuk yaşında falan sanırım. Bu bir buçuk yaşında falan sanırım. Gösterebilir miyim kameraya? Tabii tabii. You must show the camera. Yeah, ve Mursa kamera dedi. Çok tatlılar ya. Peki Türkiye'ye neden? Neden Türkiye'de yaşıyorsunuz? Biz yaşamıyoruz burada. Burada bu Türkiye'de. Bizi bir festival için şu an çağırdılar böyle öyle etkinlikler mi yapan, o yüzden buradaydık. Salı günü dönüyoruz. Ha, siz Brezilya'da yaşıyorsunuz. Evet evet, biz Brezilya'da. Peki siz beyazsınız ya, orada ilgi görüyor musunuz? Daha fazla ırkçılık görüyoruz ilgiden say dolayı. Say different kind of attention. Diyor farklı türde bir ilgi görüyoruz. Being a woman, being a shaman, bir kadın olarak, bir şaman olarak hani Brezilya'da olmak çok farklı. Çünkü insanlar çok ön yargıyla yaklaşıyorlar. Zor mu yani? It's asking like difficult. Difficult, but now it's it was necessary, so this can be. Zamanında zor. Huh? So now they needed to know. So now it's better to understand that what shamans are. Zamanında ilk başta zordu çünkü çok ön yargı vardı ama şu an çok daha iyi çünkü bir şamanın hani sadece bir yerli kabileden olmadıklarını insanlar gördü orada hani. Her şekilde olabilir. Peki son bir şey sorayım. Kabile içerisinde mesela okula gidiyor falan dedin ya. Eğitim sistemi nasıl? Beğeniyorlar mı eğitim sistemi? Last thing about the education in the tribe. How's the schools? Escola parınma de como que el tapo. Normalde orada doğa büyük öğretmen, en büyük öğretmen orada hani okul orada doğanın kendisi oluyor. Çünkü çocuklara hani çok küçük yaştan beri her şeyi öğreniyorlar aslında doğanın içerisinde. Ama eğitim sistemi olarak... Kadın tam şaman çıktı ya. Gerçekten şaman. Şakasından şaman değil ki. Harbiden. He's like, oh, she's like a full shaman. I mean, she's not a half shaman. She's a shaman. Do we have full? Hayır, koyu şaman çıktı. He's like sen de mi şamansın? Ben öğreniyorum. Ben 7 yıldır ablamın yanında öğreniyorum. Şu an ama inancın şaman, yok herhalde. Ya inançla alakalı değil. Çünkü şaman bir bilinç seviyesine ulaşmak demek. Belirli şeyler geçirmek, belirli şeyler görmek. Mesela bazı bizim yerli kabilesinde 40 yaşında olmadan şaman unvanını alamazsınız. Ha, bir inanış değil mi yani? Yok, inanış değil. Şamanizm bir inanış değil, inanç değil mi? Bir yaşam biçimi, yani bir din gibi bir inanış değil. Bu bir yaşam biçimi ve bir inanma, düşünme sistemi. Anlatabildim mi? Biraz farklı bir şey. Hani yani hem şaman olup da hem Müslüman olabilir misin? Olabilir ama bir şaman eğer şaman olma mesela bilincine erişmişse bir din seçemez. Çünkü bütün dinlerin zaten bahsettiği gibi aynı olduğunu biliyor. Hepsi aynı yaradandan bahsettikleri bildiği için ayrı bir yere gitmez. Sadece bilincin genişlemesi oluyor. Bir mistik gibi bir şey. Her zaman arayışta olan bir mistik gibi. Son bir şey sorayım. Siz peki Türkçeyi nasıl bu kadar iyi öğrendiniz? Ben eğitim yıllarımda buradaydım. Ne eğitim aldınız? Okul işte ilkokuldan lise sonuna kadar. Ama bunun dışında aşçılık eğitimi aldım. Sizin isminiz neydi? Ben bu şeyi alayım. YouTube'da Ali Kaçar. Ali Kaçar. Thank you so much. Thank you so much. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
Gerçekten bu taksicilikte bu olayı seviyorum. Farklı insanlarla tanışıyorsun. Farklı bir şeyler öğreniyorsun. Biz yurt dışına gidemiyoruz belki ama şu an öyle o pozisyonda bir insan değilim. Yani dünyayı gezebilecek, farklı kültürleri tadabilecek. İsterdim öyle bir şey olmasın ama öyle bir şey maalesef ekonomik olarak da, kültürel olarak da şu an ben buna çok müsait bir insan değilim. Ama taksi içerisinde böyle işte insanlarla sohbet ederek gerek kendi kültürümüzü yaşayan insanlardan bir şey öğreniyorum. Gerek farklı kültürlere sahip görmüş olduğunuz aile gibi insanların tecrübelerinden bir şeyler öğreniyorum. Sonra başkalarının söyledikleriyle bugün söylenenleri kıyaslıyorum. Hayatın başka bir zamanında yine karşıma bu tarz bir şey çıkarsa kulağımın kenarında oluyor ve kıyaslama içerisinde oluyorum. Sağlamasını yapıyorum. Bir şekilde kendimi böyle geliştirmeye çalışıyorum kendimce. Benim gibi olan insanlar da işte belki bu yüzden beni izliyordur ve bir şeyler öğrenerek insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorum bir yandan da. Bu yüzden abone olmayı unutmayın.